15 yıllık Cumhurbaşkanlığı süresince yurt dışına hiç çıkmamış. Leblebi TV ekranlarında Ebru Soysal ve Gizem Tosuncanlı hayatın içinden programına katılan Avukat Yılmaz Köse, Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı sürecince hiç yurt dışına çıkmadığına dikkat çekti. 15 yıllık Cumhurbaşkanlığı süresince yurt dışına hiç çıkmamış. Onu merak edenler gelmiştir. Belki iş çevirecek olanlar yani politik evet. anlamda, siyasi, evet. devletler arası, milletler arası iş çevirmek isteyen insanlar Atatürk'ü ziyarete gelmiştir. Atatürk bu tarz bir kişilik sergilemiştir Cumhurbaşkanlığı süresince. Canlı yayında sunucu Ebru Soysal'ın Atatürk dünya barışıyla ilgili olarak son çare savaşı uygun görmüştür. Dünya barışıyla yaklaşımı nasıldı Atatürk'ün sorusunu yönetmesinin üzerine Avukat Yılmaz Köse, Atatürk'ün vatan savunması söz konusu olmadıkça savaşa bir cinayet gözüyle baktığına değindi. Vatan savunması söz konusu olmadıkça savaş bir cinayettir. Evet. Bu Atatürk'ün ait olan bir, bir özdeyiştir. özdeyiştir, bir düşünce biçimidir. Yurtta sulh, cihanda sul. Atatürk'ümüzün temel evet. Evet. yaklaşımıdır. Evet. Yani o savaşmak zaten. isteyen bir insan değil, kavgadan hoşlanan bir insan değil. Evet. Ama kavgaya sürüklüyorsanız karşılığını alırsınız. Zaten Türkiye siyasetinde de komşularımızla iyi geçinmek Atatürk'ün baz aldığı bir konu evet. değil mi? Ulusal dış politikada daima başını dik tutmuş, evet. dikleşmemiş vakur bir duruş sergilemiştir. Atatürk'ün evet. dış politikası budur. Dikleşmemiştir ama dik durmuştur.